İspanya'daki spor çevrelerinde Alonso ismi uzun yıllar akıllara hep Fernando Alonso'yu getirdi. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonunda elde ettiği şampiyonluklarla ülkenin spor tarihine adını yazdıran efsane F1 pilotu İspanya'da bu soyad ile özdeşleşen kişiydi. Ne var ki bu durum artık biraz karışık. Çünkü Alonso sesi duyulduğunda en az ünlü sürücü kadar akıllarda canlanan bir başka profil daha var. İspanya'ya futbolculuğunda önemli hizmetleri dokunan Baskaslı Chabi Alonso, teknik direktörlüğünde daha da öne çıkarak adından söz ettirmeyi başarıyor. Almanya'da futbolun en üst liginde Bayer Leverkusen takımının başında adeta tarihi yazan 42 yaşındaki teknik adam, kısa bir süre içerisinde Avrupa futbolunun marka isimlerinden biri haline geldi. Bundesliga'da sezonun sona ermesine 6 hafta kaldı. Leverkusen'in en yakın takipçisi Bayern Münih ile arasındaki farkın 16 puanda olması nedeniyle ünlü ilaç firmasının takımı şimdiden şampiyon olarak kabul edilmeye başlandı. Birkaç hafta içerisinde bunu resmiyete kavuşturması beklenen kırmızı-siyahlıların başarısında aslan payı ise doğru bir değerlendirme ile ekibin teknik direktörüne veriliyor. Bayer Leverkusen 2022 Ekim'inde takımın başındaki Gerardo Seyvane ile yollarını ayırdığında onun yerine kimin geleceği başlarda merak konusu oldu. Bu kişinin Xabi Alonso olduğu ortaya çıktığında ise homurtulu sesler ve bir dizi şüphelerle karşılandı. CV'sinde sadece Real Madrid'de altyapı ve Real Sociedad'da B takım antrenörlüğü yazan hatırı sayılır bir tecrübesi bulunmayan biri için bu tepkiler anlaşılırdı. Kulüple daha önce hiçbir bağ olmayan ve A takım çalıştırma deneyimi de eksik birini işe almak son derece cesur bir hamleydi. 2022-2023 sezonu 8. haftasında göreve başladığında tek galibiyet alabilmiş, ligde sondan ikinci durumda bulunan bir takımı eline tutuşturdular. Ancak Alonso kendisine olan inancı boşa çıkarmayacak, kulübün talihini tamamen değiştirecekti. Her geçen hafta ekip üst sıralara tırmandı. Sezonu ligi 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak noktaladı. Büyük sıçramayla kulübün güveni tavan yaptı. Yeni sezon için büyük umutlar doğmasına yol açtı. Bu umutla kesenin ağzı açıldı. İspanyol çalıştırıcıya istediği takımı oluşturma imkanı tanındı. Boniface, Hoffman, Grimaldo, Arthur, Teya gibi içinde bulunduğumuz sezondaki şampiyonluğa gidişte öne çıkan isimler işte bu süreçte takıma kazandırıldı. Almanya zaten kendisine yarıyordu. Futbolculuğundaki son kulübü Bayern Münih'te geçirdiği 3 sezonun tamamında şampiyonluk yaşamışlığı vardı. 2014'te Köln karşısında top 206 kere ayağına değdiğinde bir maçta en çok topla buluşan oyuncu unvanını elde etme gibi rekorlarla bireysel hesabına da önemli kilometre taşları döşedi. Bundesliga'ya antrenör olarak dönme kararında bu sürecin etkisini sonradan Bayern döneminin üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bunun antrenörlük kariyerimde iyi bir adım olacağını biliyordum. Sözleriyle dışa vurdu. Xabi Alonso'nun uluslararası başarısında dünyaya açık bir insan olmasının önemli bir etkisi var. İlk gençlik çağlarında bir yaz döneminde İngilizcesini geliştirmek adına bir aylığına yaptığı bu yurt dışı gezisiyle açığa çıkan bu eğilimi Almanya'daki futbolculuk döneminde kısa sürede ülkenin dilini öğrenmesinde de açığa çıkar. Öyle ki Bayern'e geldikten sadece 4 ay sonra röportajlarını Almanca vermeye başlar. Bu durumun Leverkusen döneminde oyuncularıyla ve kulüp çalışanlarıyla iletişimde kendisine ne kadar büyük bir katkısı olduğunu söylemeye gerek bile yoktur herhalde. Teknik adamlıkta kendisine başarı getiren diğer bir unsur futbolculuğunda bu işin en iyileriyle çalışma imkanı bulmasıdır. Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Jose Mourinho ve Pep Guardiola gibi teknik direktörlerin takımlarında forma giyer ve kariyeri boyunca futbolun en iyi taktikçilerinden çok şey öğrenir. Taktik hamurunu buralardan öğrendiklerinin bir bileşkesi şeklinde yoğurur. Leverkusen'e hızlı ve tempolu bir oyun oynatır. Top rakipteyken alan daraltma ve pres Top ellerindeyken iyi paslar ve hızlı çıkışlar sistemini benimsemiştir. Guardiola'nın topa sahip olma üstünlüğündeki pozisyonel oyunu ile Mourinho'nun hırçın kontra atakları ve savunma kompaktlığını bir arada görmek mümkündür. Bu sezon takımı çoğunlukla 3-4-2-1 oynattı. Zaman zaman 4-3-3 ve 3-4-3'ü de tercih ettiği oldu. Kendi oyununu oynamakla rakibe göre konumlamak arasındaki çizgiyi oyuncularımın sadece tek bir durumda ne yapacaklarını bilmelerini değil farklı durumlara tepki üretebilecekleri bir yapıda olmalarını istiyorum şeklinde tarif ettiği sözleri futbol anlayışını da özetler. Xabi Alonso günümüzde Liverpool, Bayern Münih ve hatta Real Madrid'in bir numaralı teknik direktör adayı konumundaydı. Ta ki geçen hafta yaptığı açıklamaya kadar görünmez elin kendisine altın tepside sunduğu devleri elinin tersiyle ittiği ''Gelecek sezonda Leverkusen'de kalmaya karar verdim.'' ifadesi futbol dünyasında yankılanırken Borsada bazı rakamları bile değiştirmiş olabilir. Öyle görünüyor ki genç teknik adam şimdilik taş yerinde ağırdıra tutunuyor. Bayer kuzende de patojen Bayer karşı oluşturduğu direnci dozu arttırarak Avrupa arenasına yaymaya ve takımıyla kıta çapında yeni peri masalları yazmaya odaklanıyor. Bask ülkesinin gururu haline gelen Chabi, Bask dilinde yeni yuva anlamına gelen adındaki mananın aksine yuvası hariç her şeyi yenilemeye hazır görünüyor. Xabi Alonso'yu bir antrenör olarak özel kılan şeylerden birisi, tercihen oyuncularıyla bireysel olarak yüz yüze çok fazla iletişim kurması. Bazı maçlarda yanına çağırıp kısa bir şeyler anlattığı öğrencilerinin hemen sonra sahada düzelme emareleri göstermeleri dikkate değer bulunuyor. Bu yüzden adeta bir ilaç muamelesi görüyor ve kendisine Bayer'de iyileştirici deniyor kulübü ve oyuncuları da tarzıyla değiştiren iyileştirici teknik adam kalmaya karar verdiği takımında gelecek sezonu işaret ederek birlikte büyüyeceğiz diyor. Futbolda pek az antrenörün ismi staddaki pankartlarda yer alır. Bay Arena'da Chabi Alonso yazılı pankartlar taraftarın da ona sevgisini gösteriyor. Chabi Alonso tam olarak sporcu bir ailenin çocuğu Babası Perico Alonso ülkenin önemli futbolcularındandı. Real Sociedad ve Barcelona formalarıyla şampiyonluklar yaşadı. Ayrıca İspanya Milli Takımı formasıyla 20 maça çıktı ve 1982 Dünya Kupası'nda kadroda yer aldı. Daha sonra Real Sociedad'da dahil olmak üzere çeşitli takımlarda antrenörlük yaptı. Chabi'nin abisi Mikel Alonso da bir futbolcu. Real Sociedad'ın yanı sıra İngiltere'de Bolton ve Charlton takımlarında forma giydi. Bir diğer kardeşi John ise profesyonel bir hakem. Böylesine DNA'ya sahip birisinin engin futbol anlayışına şaşmamak gerek. Çevresel faktörlerin yanı sıra futboldaki başarıda kalıtımın etkisi üzerine test konusu bile olabilir. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ile Xabi Alonso çocukluk arkadaşları. Aynı sokakta yaşayan iki komşu ailenin evlatları. Bask bölgesinde San Sebastian şehrinde birlikte büyüyen ikili, sokakta ve kentin o güzide kumsalında yaptıkları maçlarda futbola birlikte başladı. Xabi Alonso Real Sociedad, Mikel Arteta ise Barcelona tarafından keşfedilince yollar ayrıldı. Yıllar sonra biri Liverpool, biri Everton'a transfer olunca tekrar aynı şehirde yaşamaya başladılar. Xabi Alonso, 2014 yılında İspanyol deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan kısa bir süre sonra Guardiola ile çalışma şansını kaçırmamak adına Real Madrid'den Bayern Münih'e gitmeye karar verdi. Kendisi bu seçimindeki motivasyonu şu sözlerle anlatıyor. Guardiola'nın sırlarını öğrenmeyi çok merak ediyordum. Durdurak bilmeyen doğal bir coşkusu vardı. Futbol sezonları uzundur ama Pep sonuna kadar hiç yorulmamış gibi görünürdü. Bu hali oyuncularına en önemli anlarda fazladan birkaç metre kazandırır. Şeklinde anlatmıştı. Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı. Bundesliga'da 28. haftanın ardından 76 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. Bayer Leverkusen bu hafta sonu Werder Bremen'e karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sizler de Almanya'da tarih yazan adam, Xabi Alonso hakkında neler düşündüklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.